Makine titretiyor. Ve ben şu an dikildiğim yerden kayabilirim. Tehlikeli. O yüzden ne yapmam lazım hemen? Tehlikeli bölgeden uzaklaşmam lazım derken, dur bir dakika. Usta ne yapıyorsun? Usta ne halt diyorsun? Allah korusun ya Rabbi. Destur. Aman Allah'ım, Tamer usta ne yapıyorsun öyle? İyi ki ben yoğun makinede şu an arkadaşlar. Yemin ediyorum altıma kaçırırdım. Ne yapıyorsun usta ya? Oo, Allah korusun. Çok tehlikeli bir yerden çıktı arkadaşlar Tamer usta. Ne yapalım? Kısmetin yoksa Mahmut demiş. Ne yapsın Sultan Mahmut, biliyor musunuz o hikayeyi? Ben de öyle bir an yakaladım ki, tam çekerken makine biraz zorlandı. Sonra ustam yeniden inip biraz altını ayarladı. O sırada kaydı durdurmuştum, boşluğu geçeyim diye. Sonra çıkışı yine tehlikeli bir çıkış yaptı. Zor bir çıkıştı. Orayı kaydettim, anlattım ama hesapta sonra bir baktım ki düğme durdurma modundan açmamışım. Kayıt modunda değilmiş. Eve gidince anlayacağım ancak. Sanıyorum kaçırdım. İnşallah kaçırmamışımdır. Çok güzel bir andı. Müthiş bir andı. Şu anlar da öyle. Oo. Arkadaşlar az sonraki görüntülerde Tamer ustamın 20 yıllık özlemini göstereceğim size. Bebişini göstereceğim. Onun mutluluk kaynağını göstereceğim. Hep Tamer usta izleyecek değiliz ya. Biraz da mutluluk kaynağını izleyelim bakalım. Şimdi de mola saatinde bakım saati arkadaşlar. Tamer usta kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. Şimdi biz bu makineyi ikinci el aldık. Sağ olsun işte operatörüm diyen arkadaşlar. Depoda naylon, üslubu, her şey mevcut. Vallahi bak, vanayı açtığımız zaman bak vanadan mazot gelmiyor. Fışkırması i̇şte, lazım şu anda. Yani sade levye kullanarak, benim dediğim o. Sade levyeleri öğrenip de ben bu işi yapıyorum operatörüm demekle olmuyor. Bunlar her şey operatöre sorumluluk. Bunlar hepsi operatörün kişiliğini, işçiliğini, sade kalitesini tesviye yapmakla, levye kullanmakla olmuyor yani. Bakın şimdi üflediğim zaman bak. Evet, ooo şimdi görüyorum, açıldı. Hakikaten pislik dolu. Deponun içi naylon. Az önce atmıyordu arkadaşlar. Şimdi fışkırdı. Bu da makinenin hava yapmasına sebep oluyor. Arkadaşlar ne öneriyorsun Tamer usta? Bu onların ekmek teknesi değil mi? Yani şimdi, kendi işleri yani. Başkasının makinesi başkasının işi olarak görmesinler. O makineye bindiği zaman o makine kendisinin oluyor. Başkasının değil yani. Kendisinden, vücudundan bir parça. Kendine nasıl bakıyorsa, kendine zarar vermiyorsa. Bile bile bir insan elini kesiyor mu? Veya eline çekici vuruyor mu? Vurmuyor. O zaman bu kullandığın ekmek gidiğin makineye de aynı o şekilde bakacaksın. Yoksa kazandığın para da helal değil. Helal olsun ustam. Konuş. Kişilik de kişilik olmuyor, karakter de karakter olmuyor. Kesinlikle. Eğer bir de bizim gibi küçük bir ilçede çalışıyorsan, yaptığın işe göre ondan sonra ekmek yiyemezsin. Ya aranan kişi olursun, ya da istenmeyen kişi. İstenmeyen, iş bulamayan kişi olursun. Tercih sizin artık. Yani sadece İzleyenler. Levyeleri öğrenmekle olmuyor arkadaşlar. Mümkünse boş zamanlarınızda, çay molalarınızda bile gerektiğinde makine bakımlarını ihmal etmeyin. Doğru mu Tamer ustam? Yani şimdi boş kaldığında bak, makinenin etrafını gez. Sil. Yağlanacak yeri var mı? Bakım yapmadığın yerleri var mı? Bak şu anda şişelerin içi boşaldı. Makine hava yaptığı için. Az önce değil mi? Hı. Mazot gelmediği için. Depodan mazot gelmedi. Makine hava yaptı. İstop etti. Depoyu açtı ustam. Şimdi de otomatikten pompalayacağız. Pompalayıp şişeleri dolduracaksın. Evet, şöyle yakın alalım, görünsün.
Bunları her yerde bulamazsınız. Yani ben de bu şekilde uğraştığım zaman arkadaşlar, bunu daha önce kullanan arkadaşa hayır duası yapmıyorum. Yani nelerde yiyeceğimizi de iyi kötü tahmin ediyorsunuzdur. O yüzden dikkat. Yani bu yaptığın iş insanın çevresinin genişlemesine sebep olur. Düzgün yaparsan çevren belli bir çapta durur ama düzgün yapmasan çevren çok şekilde genişler. Çok anan olur, hatırını soran olur. Anladım. O yüzden işini, disiplini düzgün yapmak çok iyidir. Çok zevkli iş. Sevene çok zevkli iş ama işini de düzgün yapmak çok önemli. Eyvallah ustam. Onu gevşetiyorsun, ondan sonra o zaten pompalıyorsun değil mi? Normalde elektrikli otomatiği var. He. Bak şu anda bir ses var. Şu. Duyuyorum evet. Bu pompalıyor. Rrr yapıyor. O pompalıyor, otomatikten havayı alıyor ama otomatiği de açıp yardım etmemiz gerekiyor. Normal şartlarda çalışmazsa şu civatalardan giriş veya çıkışı birisini gevşetip havasını iyice alana kadar pompalamamız gerekiyor. Anladım ustacığım. Yılların tecrübesi arkadaşlar. Her şeyinden anlıyor maşallah. Her makineyi kullanmayı bildiği gibi. Bakın bu hidrolik pompasını da sökmeniz lazım. Tamiratı değilse bile bunu söküp yere indirebilmeniz lazım. Toplandığı zaman geri yerine takabilmeniz lazım. İçini demiyorum, içi hariç. Yeni öğreniyorsalar bunlara heves edip öğrenmek istemeleri lazım değil mi? Öğrenmeleri. Boş zamanınızda birileriyle sohbet değil, aç makinanı, merak et, buralarına bak. Gör hangisi ne işe yarıyor. Keşfet. Ha, ben bunu sökmeye çalışsam nerede sökebilirim, nasıl sökebilirim bunları araştırın. Yani boş kaldığınız zaman, makineden indiğiniz zaman hemen makineyi tanıyın diyor. Geyik muhabbeti yapmayın. Geyik muhabbeti bir şey kazandırmaz arkadaşlar. Bilhassa yeni öğrenen arkadaşlar. Teşekkürler ustacığım. Süpersin, süper. Hadi bakayım, çalıştı. Emin Usta, gazete keyfi de yapıyorsun ha? Mesleğin keyfi, Emin Usta da gazete okuyor arabada. Keyfin yerinde mi? Gel. Sen buradan aşağı düşersin, gelme. Az daha geri gel, geri, az daha geri gel. Az daha geri gel. Arkadaşlar işin henüz başlangıç noktasında olmasak da başlangıç noktasını çok fazla geçmiş sayılmayız. Şu an başlangıç noktalarını çekiyorum. 5-6 metre gibi aşağı, ta aşağı şeyleri görüyor musunuz? Emin Usta'nın olduğu yeri. Oradan 5-6 metre gibi yüksekteyiz. Burası da o seviyelere inecek. Bu tehlikeli bölge. Ta arkalara kadar temizlenecek. Umuyorum biraz sonra gideceğim. Geri gelip bitmeye yakın anlarındaki çalışmaları ve bitmiş anında nasıl bir şekle girdiğinde sizin için çekebilirim, görüntüleyebilirim. Tamer Usta çıktı. Çıktığı yeri de kendisinin emniyette düzgün çalışabileceği şekilde altını gördüğünüz gibi düzenli bir hale soktu. Şimdi rahat bir şekilde çalışabilir. İzliyorsunuz daha önce buralar berbattı. Tamer Usta var ya, çıkış anını kaçırdım. Kaydediyorum zannettim, kaydı durdurmuşum. En son çıkış anın vardı ya. O anı. Ama çıkmaya çalıştığımı görüntülemiştim.